Yalnız her şeyi söyledin de Emre Bol, sadece Cavani'yi söylemedin. Abi onu demek ki ya çok konuda bir bilgin var. Ona. Yok, benim bilgim yok. Bilgim olsun. Geliyor Cavani'ye, öyle de demek. İlgi var mıydı son Cavani'ye? Var. 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 Teklif yapıldı mı? Rakamlar çok yüksek. Sponsorla mı çözülmeye çalışılıyor? Alır abi, Fenerbahçe Cavani'yi alır. Abi herkesin, bence alır. Herkesin başkanı Ali Koç değil abi yani. Alır alır Cavani'yi alır. Emre biliyor. Alır alır. Herkesin başkanı Ali Koç değil abi. Para çok, ne olacak ki? Öyle biz Leyla'ya da basarız. Basın basın suyu. Yani. Onu düzeltelim ama hani oyuncunun ne kadar alacağı, maaşı hepsi konuşuluyor. Benfica ile masadan kalktıklarında 9 milyondu. Oradaki vergiler bize göre biraz daha yüksek. Benim duyumumu söyleyeyim, hiç bilgi değil. Ama Fenerbahçe bir sponsorla birlikte Balotelli'yi, özür dilerim, Edinson Cavani'yi kadroya katacak. Bununla ilgili görüşmeler var derken Cavani menajerinin birkaç kulüple, büyük kulüp, bunlardan birinin işte İtalya'da Juventus olduğu söyleniyor. Birkaç kulüple görüşmek istediği, o tür şeyler de var. Biraz uzayacak bir süreç gibi. Bir ikinci alternatif var mı? Fazla uzatmamaları lazım. Fazla uzatmamaları lazım. Bak ilk başladı, devam ediyor. Evet. Abi ya şu şey, ben şeyi anlamış değilim hala. Bence abi sezon başlar başlamaz transferi bitireceksin abi. Vallahi billahi yani... Tamam hani biz akşam pazarcıyız. Şimdi İngiltere ne zaman bitiyor? Abi Fenerbahçe bitirdik. Hepsini yaptı. Bir Vedat elinde olsaydı. Ya çok Emre, güzel kadrosu var. Onu, Vedat kalsaydı mesela. Şey, Emre'cim onu bitiremiyorsun kardeşim. Niye bitiremiyorsun biliyor musun? Oyuncu son ana kadar dışarıyı bekliyor. Yani Türkiye'ye gelirken bütün yabancı oyuncularda aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Mutlaka tecrübe etmişsinizdir. İşte geçen sene Denizli Spor'daydım ben Yücel Hoca'nın yanında. Şimdi hocaya bir, oyuncuya bir teklif götürüyorsun. Oyuncu tamam diyor, çok onur duydum falan filan ama son ana kadar başka bir, sanki o teklifi kullanıyorlar başka pazarlıklarda. Kullanıyor. Oyuncu buraya ne yazık ki bizim erken gelmiyor. Dışlarda bütün kapılar kapandıktan sonra yabancı oyuncu buraya geliyor. Hocam. Bir de artık gidiyorlar. Bir de gelenleri de yollayamıyorsun. Parasını ödemen lazım, şudur budur. Yani hakikaten takımlarımız bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ama bizim, gönül ister ki tabii ki bütün takımlarımız transferi bitirsin daha sezon başlamadan. Hocalar için ne büyük mutluluk. Ya kampa gidiyorsun, kadron hazır. İstediğin gibi yükle, istediğin gibi çalış. Ama hiçbir zaman olmaz hocam. Mümkün değil. Hiçbir zaman olmaz. Ama Feyyaz hocam şimdi yani iki sezon... bir takımı çalıştıracağınızı bilseniz zaten Ocak ayında yeni sezonun planlaması başlar. Hangi oyuncular sezon sonu bonservisleri ellerinde olacak ya da kontratları bir yıl kalacak. O planlama, hani Avrupa takımları transfer işini Ocak ayında, sezon sonu transfer işini aslında bitiriyorlar. Yeni sezon transfer işini bitiriyorlar. Bir iki belki ekleme yapıyorlar. Bizde öyle değil. Transfer sezonu başlıyor. Evet hadi kimi alalım diye başlıyor mesela. Tabii çoğu takımda da teknik direktör yeni oluyor. O ekip yeni oluyor. Zaten her şey yeniyken de nasıl bir anda başlayacaksınız? Ya bizde bir de transfer şeyi var. Yani müptela olduk artık transfere. Yani transfere bayılıyoruz abi ülke olarak. Böyle yöneticilerimiz fotoğraf çekilsin, uçaklara götürsün, getirsin. Taraftarımız havaalanında karşılasın omuzları falan filan. Giderken tam tersi geliyor ama böyle bir enteresan bir şey var. Medyamız da seviyor. Medyamız da transferi seviyor. Kırmızı yeşil veriyoruz devamlı. Yani şimdi böyle bir keyfimiz var bizim aslında. Evet. Ha, yabancı takım, biz Türkiye'de yaşıyoruz Mustafa'cığım. Sen de buradasın. Şartlarımız böyle. Böyle erkenden transferi evet. bitiremeyeceğiz, tamam mı? Bizi bu konuda zorlama, evet. baskı yapma. Estağfurullah, estağfurullah. Gönül isterdi ki Ocak'ta bitirelim, ocağa tabii. kalmasın. En fazla Şubat'ta bu işi bitirelim ama Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil kardeşim. İnşallah ben paralel evrenden bahsettim. Yaşayacağız, göreceğiz. Biz artık hocam, yaşlandık evet. ama evrenin sen paralel. De ileride yaşayacaksın. Evrenin paralelinde ben varım. Hayır yani ideal dünyada nasıl olmalıydı onu söylemeye çalıştım. Peki, Premier League ne zaman bitiyor transfer? 5 Ekim. Orayı mı bekliyorsun? İşte bekleyin biraz orayı. Tamam sen demek ki öğrenmişsin ya. Sen açıklasana şu isimleri. Söyleseniz ya. Abi ikiniz bir şey açıklayacaksın diye. Ben bir söyleyin şey abi. Ben bilmiyorum. Ben bittikten sonra söylerim sana. İki gün sonra. Çünkü net olmadıktan sonra tam söylesem ne olacak? Anadolu Ajansı geçtikten sonra şey yaparız diyorsun. Ya, bakacağız ona. Onu da ben bileceğim. Onu da ben bileceğim. Ben sana sorayım mı Fener'in transferi? Sordun şimdi. Hayır daha şimdi bittikten sonra ben bir şey soracağım. Ben bilmiyorum bir şey. Sadece diyorum ki. Bak diyorum ki biraz önce santrafor dedin söylemedin. Emre Bol'da bir isim var da saklı onu anladım. Senin var bildiğin oyuncu niye söylemiyorsun? Abi ekmeğimiz bu bizim, saklar mı? Bir dakika. Tamam neyse. Saklamayın gözünü seveyim. Ekmeğimiz bu abi, biz konuşarak para kazanıyoruz. Ben iki gün sonra manşet mi var? Net olmadıktan sonra manşet söyleme. Manşet mi var yarın? Ne var? Yoksa. Yok bir şey yok. Gazetede yarın görürsem acayip konuşuruz yalnız. Hiçbir şey. Bilmiyorum yani bilsem. Tek aday Cavani mi orada?
Hayır. Ama Beşiktaş'a Kalinic'i söyledin mesela sen. Ben %100 bilgi de onun için. Yani Beşiktaş'ı Galatasaray'ı çok rahat konuşuyorsun da Fener'i duymuyorsun. Fener'im var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, onlara, şey, Trabzonspor onların yorumlarını yapıyorsun. Forvet kim olur dedim. Ya bilmiyorum diyorum. Bildiğim bir şey var. Niye söylemeye çalışıyorsun? Ne yapayım? Uçayım mı? Feyyaz uçar abi. Emre de bol abi. Ne diyor ya? Bol abi. Ya sen ona Fener'le ilgili bir şey sorma. Galatasaray ilgili sor. O daha bilgili o konuda. Ben de onu söyledim. Hani Galatasaray'da kim alır? Galatasaray'ı daha iyi tanıyor. Çok merak ediyorum. Bir şey, şey yazıyorlar. Sörlot Fenerbahçe'ye falan yazıyorlar mesela. Abi Sörlot'u sen nasıl alıyorsun? Yani Fenerbahçe bir kere bonservissiz oyuncu almak durumunda. O mümkün değil. Niye? Yani yurt, Vedat'ı sattı. Yurt dışına kesinlikle gidecek gidersin. Vedat'ı sattı. Bak bak. Vedat'tan. Sattı abi. Muydu? Sattı. Oyuncu sattıysa Sörlot mu planlı? Yok bu muydu? Sörlot mu planlı? Sörlot Möllot değil. Fener'in kasasına 18 milyon euroya satmışlar Vedat'ı bu arada. Şey Muriç'i. Evet. 20, 20 falan diyorlar ya. 18. Bonuslar vardır onda belki. 18'miş. %5 sonraki satıştan pay. Evet. 18 milyon euro. Kaça aldı Rize'den? 3,5 mu? 3,5'a aldı. Şeyden 18'den 3,5 düş. 14,5. 14,5'ün %15'i 2,5 falan Rize'ye vereceksin. Evet. Yani mali olarak müthiş bir transfer yaptı Fener. Yani kar olarak. Tabii 3,750 alıp. Ama oyuncudan ne kadar yararlandı dersen. Yani yine geçen sezon alakalı, 17 bu sene mesela ama, bak çok görmek isterdim şu kadroda. Evet. Muriç'i görmek isterdim mesela. Uçardı. Evet bu kadroda olması kadroda lazım Muriç. Çaresi yok Fener'in ya. Yani satmak zorunda. Yani adam şey satmak gibi yani Sörlot da aynı şu an satmak zorunda yoksa satmayabilir. Tolgay da Udinese ile mi anlaşmış? Tolgay aslında. Evet Udinese ile anlaşmış. İki sene de orada şey yaparlar. İyi futbolcu ama niye oynamıyor falan diye iki sene de orada geçirir abi. Ne güzel. Adam İtalya'ya yani gitti abi ne diyorsun? İşte iki sene de orada şey yapar. İyi oyuncu ama niye oynamıyor falan böyle bir bakarlar. İki sene de orada. İyi oyuncu da istikrarlı bir oyuncu. Yok, İyi oyuncu değil. Avrupa'da işte şimdi sıkar. İstikrarlı bir oyuncu değil. Bak ben Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer uyar değil mi? Uyar sisteme uyar böyle. Tolgay Arslan'ın arda arda çok iyi oynadığı iki maç düşündüm hocam. Ben bulamadım. Şaşırmıştım Fenerbahçe'nin neden transfer ettiğini. Ama alırken iyi transfer dedi. Napoli maçları var diyor. Hani Fener'e alındığı Koray zaman. Koray Baloğlu. Liverpool maçı herkesin aklında kalan maç ama Türkiye'de o devamlılığı sağlayamadı. Galatasaray'da transferde konuştuğumuz isimler... konuştuğumuz isimler gündemde sıcak tutuluyor. Galatasaray burada ayrı bir strateji uyguluyor. Hiç bunun magazinine girmiyor. Yalanlamıyor. İşte herhalde olacak. Haber Menza gitti alamadı. Sürpriz isimler çaldı. Parasız dediğim Beşiktaş aldı Menza. Alamamak değil de sanki biraz böyle scout transferleri. Sana... Ne scout'u? Menza'nın scout'luğu mu kalmış kardeşim? Balkan'ın scout'luğu mu var? Belanda'nın scoutluğu mu var? Pegu'nun scoutluğu mu var? Bir de böbürlene biz scout ekiplerimiz çalışıyor. Ötekiler de araya giriyorlar. Yok kardeşim bundan gözünü adam. Galatasaray scout ekibi muhteşem çalışıyor. Emre bilmiyor şimdi. Sallıyor boş boş. Galatasaray'ın buradan Galatasaray'ın scout ekibini yürekten kutluyorum. Falcao gibi bir yıldızı bulup ülkemize kazandırdıkları için, Galatasaray kazandıkları için bize izleme fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaray scout ekibine. Yani nereden buldular ya? Emre, nereden buldular ya? İnanılmaz bir... Hasta mısın sen ya? Belanda'yı mesela nasıl bulmuşlar abi Belanda gibi oyuncuyu? İnanılmaz bir Marco'yu niye söylemiyorsun? İnanılmaz. O da oynuyordu abicim. Marco'yu niye söylemiyorsun? O da oynuyordu. Yok şunu söylemeye çalışıyorum. Bir anda biz Etebo'yu gördük. Kütür kütür bir oyuncu. Mutlaka fazlasını da alacaktır Galatasaray. Neler verecek onu merak ediyoruz ama. Kütür kütür oyuncu. Efendim? Kütür kütür ne ya? Soruyu soramadım sevgili abi. Birincisi Emre Galatasaray kulübüyle ilgili geçen de konuştum. Konuşma abiciğim. Galatasaray kulübüyle aşağılayamazsın. Galatasaray kulübüyle dalga geçemezsin. Kimseyi aşağılamıyorum Galatasaray scout ekibiyle böyle şey yapamaz. Söylüyorum şimdi güzel. Abi. Teşekkür ettim daha ne yapayım. Hayır şimdi hepsi ben çok başarılı işlerini güzel yapıyorlar. Çok başarılı işler yapıyorlar. Hatalar da yapmış olabilirler. Kazandırdıkları isimler var. Ben buna Emre, izin vermem abi. Onu kapat. Onda haklı ondan şöyle U20'de Dünya Kupası'nda çalışırken Kolombiya'ya gitmiştim bir maç seyretmeye. Orada hakikaten iki tane Galatasaraylı squad vardı. Kimi getirdiler hocam? Hocam ekipleri müthiş. Oradaki bir turnuva vardı. Kim o geldi turnuvada, o turnuvada? Gelen var mı oyuncu? Mutlaka birilerini takip ediyorlardı. Fatih Hoca'yla beraber iyi anlaşıyorlar. Hakikaten orada bir çalışma var. Hocam birisi yani, squad'ı gibi izler sunar. Sen yönetim olarak alırsın almazsın. Paran evet yeter yetmez. Görüşürsün alamazsın. Veya alırsın. Yani o turnuva da önemli bir turnuva değil. Rakiplerimizi seyretmeye gitmiştim ben. Skadu gibi gidip Falco'ya mı izleyecek yani? Bunu gülerler mi? Allah Allah. Bize gülüyoruz. Falco'ya izlemeye mi gerek var? Adam dünya yıldızı. Allah Allah öyle mi? Evet. Ha. Senin öyle bir yıldızın yok. Hiçbir zaman olmadı. Peki yeni transfer +1 orta saha. Ben de şöyle Mustafa. Ben ne dedim? Okan
gelecek Celtic'den görüşmeler olacak dedim. Ben isim veririm. Öyle o gelecekmiş, bu geliyormuş. Ama da söylemedim. Olmuyormuş galiba. Görüştüler sonuçta. Görüşecekler dedim. Görüştüler. Ben verdim isim, öyle veririm. Okay Yokuşlu transferi Celtic'den dolayı mı olmadı? Evet, olmadı. Okay da çok